Burada yine size dağıtılan fasiküllerde rapor var. Okumak isteyen olur mu? Evet. Denetim kurulu raporunun bir denetim kurulu üyesi arkadaşım tarafından okunmasını talep ederim. Buyurun başkanım. Mali Müşavirler Muhasebe Birliği Derneği Mantık ve Şubesi 2021-2024 Dönem Denetleme Kurulu Raporu. Mali Müşavirler Muhasebe Derneği Mantık ve Şubesi 2021-2024 dönemindeki hesap kıfaati tüzüğün şube denetleme kurulu ile ilgili 31. maddesi görünce dernek merkezinde 2009-2024 9.3. tarihleri denetlenmiş olup bulgular aşağıda maddeler halinde sunulmuştur. 2021-2022-2023-2024 yılı gelir gider defterleri, kardeşim özelliğinin 12, 2020 tarih ve 4600 yemin numarası tasdik edildi. Derneğin kanun defterleri, belgeleri ve mali kurulu üzerinde yapılan incelemelerde defterlerin yasalar ve genel kurul kabul görür, muhasebe uygun olarak tutulduğu tespit olunmuştur. Derneğin mali yükümlülüğünü tam ve zamanda yerine getirildiği gözlenmiştir. Denetim tarihi itibariyle yönetim kurulundan kararların mevcut yasalara, dernek sözlerine ve genel kurulu kararlarına uygun olduğu, yönetim kurulunun 2024 faaliyet raporuna ekli 2024 dönemine ait gelir gider kablonun derneğin yasal defter ve petlana uygun içinde düzenlendiği, yönetim kurulu karar ve defterlerinin güncel tutulduğu, genel kurulun sonuç bildirim zamanında düzenlediği genel müdürlüklerine bildirildiği, dönem içinde herhangi bir şikayet ve yolsuzluğun oluşmadığı, yukarıda aktarılan güreş ölçüm ışığında hiçbir rapor ekindeki 2021-2024 dönemindeki gelirlikler tablonun gerçek para sonucunu yansıttığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak gelirlikler tablonun oylanmasını, yönetim kurulunun ibra edilmesini, genel kurul ve görüşlerinin olayınıza sunarız. Mehmet Miktat Erol, Teyda Akyıldız, Bircan, Halime Şay, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim başkan. Yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve denetleme kurulu raporunun ayrı ayrı görüşülmesi gündeminde. Söz almak isteyen var mı? İzzet Bey, buyurun. Kürsüye buyurun. Sayın Divan, değerli meslektaşlar. Şimdi Kazım Mermer'in yüzüne bakarak konuşayım. Şimdi arkadaşlar, benimle yaşıt olan, burada birkaç arkadaşımız var. Derneklerin nereden gelip, bugünlere nasıl geldiğimiz, geçmişte dernek faaliyetleri neydi, nasıl mücadele ediyordu, genel kurulları nasıl yapılıyordu, şimdi nasıl yapılıyor? Ya bunun bir muhasebesini yapmak lazım. Derneğin geçmişte aktif mücadele eden, mesleki sorunları ilçede yerelde tartışan bir meslek örgütü olmaktan çıkıp bürolara hapsedilip sadece dernek kurulu saat 5'te yapılsın gibi prosedürü tamamlama amacıyla yapılan faaliyet sonucu geldiğimiz nokta. Ben bu mesleğin ahlakını, meslektaşlı olan dayanışmayı dernekte öğrendim. Evet. O tezgahtan, o kuruldan, o şubede faaliyetlere katılan arkadaşlarımızın her birine baktığında davranışı vesairesi farklıdır. Şimdi o dönem genel kurullar 300 kişiyle yapılıyordu. Farklı farklı düşünceler yarışıyordu. Şimdi meslektaş sayımız çok ama mücadele yok. Niye? O da yapıyor canım. Odanın testleri var, şubesi var, temsilcisi var. Ne gerek var? Şimdi ben şimdi soruyorum. 36 yıl oldu bizim kadere meslek yasası çıkalı. İlk çıktığı günden bugüne dedik ki de bu mesleğin bir fakültesi olsun. Ziraat mühendisliğini bitirip de ön lisans yapan adam meslektaş olmasın. Arkadaşlar biliyoruz ya, sınavlara girip ezberleyerek soruları çözüp meslektaş olan insanlar var. Şimdi 60 bin büro var, bu büroları ne yapacağız? Müsaade edin. İşletmeyi bitiren ya da ziraatı bitiren ön lisans yapıp baroda avukat kaydı yaptıramıyor. Ya da tatlar odası üyesi tıp fakültesini bitirmeden kayıt olamıyor. Bizim meslekte niye?
geliyor, ya benim bir kızım var, benim bir tanıdığım var, gelsin senin yanında mesleği öğrensin. Yarın belge kiralayıp büro açabiliyor. Biz bunun muhasebesini yapmak zorundayız. Yani bugün bizim fakültemizin olması lazım. Muhasebe fakültesini bitiren meslektaş olması lazım. O zaman bu kadar üyede olmazdı, bu kadar niteliksiz bir çalışma da olmazdı. Ya bakın, şimdi 500 bin lirayı geçen sermayesi, ödenmiş sermayesi 500 bin lirayı geçen anonim şirketleriniz var değil mi? Kurdunuz, bir ay sonra borudan yazı geliyor. Ve avukatla anlaşın. Emin olun o avukat benim aldığım paradan daha yüksek asgari ücretten para alıyor. Bir faaliyeti de yok. Ama bugün gelmeden yine baktım, baro, barolar bir ücret tarifesini bakanlığa gönderiyor, işte bakanlığa gönderiyor, resmi gazetede yayınlanıyor. Şimdi eski meslektaşlar bilir değil mi, A4'e basılan ücret tarifesini bize odalarımız yıllarca parayla sattı. Var burada benimle beraber aynı dönemde çalışan arkadaşlarımız. Biz ne yapıyoruz? Tavsiye niteliğinde ücret tarifesi yayınlıyoruz. Bir dönem sonra da A4'ü satma vazgeçildi. Bugün yine baktım, %80 fark var ya. Maliye Bakanlığı ücret tarifesiyle benim odamın ücret tarifesine de %80 fark var. 36 yıl olmuş. Evet, bu dernekleri sırf faaliyetler tartışılmasın, konuşulmasın diye pasifize ederseniz geleceğimiz nokta budur. Başınızı ağrıttım, kusuruma bakmayın. Başarılar diliyorum. Yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesapları, denetleme kurulu raporu.